Hayırlı sabahlar efendim. Ekran başına hepiniz hoş geldiniz. Diyanet TV'desiniz ve ben Abdullah Kasım Aytekin. Takvim yaprakları 7 Ekim Pazartesi'yi gösteriyor. Haftanın ilk iş günündeki gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri gazete manşetleriyle beraber sizlere 45 dakika boyunca anlatmaya çalışacağız, gayret edeceğiz ve hemen iletişim adreslerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizlere 0535 018 17 50 WhatsApp numaramızdan ve haberet.diyanet.tv elektronik posta adresimizden ulaşabilirsiniz. 7 Ekim Pazartesi gündemine de her zaman olduğu gibi Bismillah diyerek başlıyoruz sevgili seyirciler. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz gündeme. Güvenli bölge sayın seyirciler. Şimdiye kadar çok konuşuldu, çok tartışıldı ve nihai karara doğru adım adım ilerlendi diyebiliriz. Dakikalar hatta saatler önce itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ağzındaki baklayı çıkardı desek yanlış bir ifade kullanmamış oluruz. Zira Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı ve güvenli bölgeyle alakalı dedi ki biz bu operasyona, bu harekata destek vermeyeceğiz ve Türkiye kendi operasyonunu kendi yürütecek dedi sayın seyirciler. O haberin ayrıntılarını şimdi birlikte göz atalım. Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon için düğmeye basacak. Amerika Birleşik Devletleri bu harekatta olmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaptı. Ana gündem maddesi güvenli bölgeydi. Beyaz Saray görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Yapılan açıklamada Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak denildi. Açıklamada DAEŞ'i yenen ABD kuvvetlerinin artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulandı. ABD hükümetinin Suriye'de tutuklanan DAEŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edildi. Açıklamada Türkiye bundan böyle ABD'nin son iki yıldır bölgede yakaladığı diğer savaşçılarından sorumlu olacak denildi. Beyaz Saray'ın açıklamasına Türkiye'den ilk yanıt Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır. Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak ifadelerine yer verdi. Evet, Beyaz Saray'ın açıklamasından saatler önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcahamam'daki istişare toplantısının kapanış konuşmasını yaptı. Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı Erdoğan. Trump dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama yanındakiler talimata uymuş değiller dedi. İşte dün baktım bir televizyonda çıkmış bir ukala bir şeyler söylüyor. Neymiş? Güvenli bölgeyi Amerika kendisi planlamış. Güvenli bölge olayının Erdoğan'la bir alakası yokmuş. Ya bunlar geçmişi şurada yani kısa bir 5-10 seneyi bile okumaktan aciz zavallılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da gerçekleşen istişare toplantısının kapanışında konuştu. Gündeminde yine Fırat'ın doğusu ve güvenli bölge vardı ama bu kez sürece ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Bir defa Sayın Obama döneminde bunları masalarda nasıl konuştuk? Onlara güvenli bölgeyi nasıl teklif ettik? Nerelerinin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım. Ve Sayın Trump döneminde aynı şekilde. Ve daha sonra Trump bizim dediğimiz noktaya geldi ve ardından da Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama gündeme getirmeye rağmen Sayın Trump'ın yanındakiler bu talimata hala uymuş değiller.
Ve ne yazık ki PKK, PYD-YPG gibi terör örgütleri burada cirit atıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin verilen sözlere uymadığına bir kez daha değinen Erdoğan, terör örgütlerine gönderilen mühimmat desteğini hatırlattı. Bunun hesabını sormak hakkımızdır dedi. Irak üzerinden buralara gelen 30 bin tır silah yüklü, mühimmat, araç, gereç yüklü bütün bu araçlar kime geliyor? Ne için geliyor? Bunun hesabını herhalde sormak bizim hakkımızdır. Zira burada 911 kilometre bu sınır boyu bize ait. Biz burada sınırız. Ona göre de bütün hesabımızı yapmak durumundayız. Tedbirimizi buna göre almak durumundayız. Geride kalan son birkaç yılda Türkiye'nin çok önemli badireler atlattığının altını çizdi Cumhurbaşkanı. Geleceği belirleyecek kritik bir dönemden geçiyoruz diye konuştu. Türkiye gelecek çeyrek asrının, yarım asrının inşallah belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor. Yaklaşık 6 yıldır ülkemize yönelen gizli açık saldırılar milletimizi belki yıkamadı ama yordu. Eski Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirmeyi, diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler hala aynı heveslere kapılmıyor değiller. Hamdolsun her defasında milletimizden cevaplarını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar. Ne vesayetçilere, ne darbecilere, ne terör örgütlerine, ne de iç dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik sevgili seyirciler. Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası sınırda karadan ve havadan devriyeler sıklaşırken bölgeye mühimmat ve personel sevkiyatı da gün boyunca devam etti. Mehmetçik elleri tetikte operasyon için gelecek haberi bekliyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan Barış Pınarları'nın önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Bu mesaj sonrası Suriye sınırında eller tetikte. Fırat'ın doğusu için artık harekat an meselesi. Operasyon için hazırlıklarsa ara vermeden devam ediyor. Hatay'da sabah saatlerinde Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçların yer aldığı yaklaşık 20 araçlık konvoy sınır birliklerine ulaştı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namluları ise Tel Aviv'de çevrildi. Hareketlilik cumartesi akşamı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yaptı. Bölgeye mühimmat ve personel sevkiyatı pazar günü de tüm hızıyla devam etti. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kenti üzerinde de hava hareketliliği yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren Suriye hava sahası içerisinde yoğun uçak sesleri duyulurken Tel Aviv üzerindense Amerika Birleşik Devletleri'ne ait helikopterler uçtu. Şimdi komşuya uzanalım. Irak'ta sokaklar gergin sevgili seyirciler. 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protesto eylemleri her geçen gün daha da artan şiddet ve ölümlerle devam ediyor. Başkent Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 100'ü aştı. Irak'ta tansiyon düşmüyor. İşsizlik, yolsuzluk ve kötü ekonomik şartlara karşı başlayan gösteriler devam ediyor. Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçti. 3000'e yakın kişi ise yaralandı. Irak'ta gösteriler sürerken Bağdat valisi Ferah Cezayiri de görevden alındı.
Başkent Bağdat'ta 1 Ekim'de başlayan ve ardından Irak'ın birçok kentine sıçrayan hükümet karşıtı gösterilerde polisin gerçek mermi kullanması can kayıplarını her geçen gün artırırken eylemciler de geri adım atmıyor. Irak ordusu kimliği belirlenemeyen keskin nişancıların başkent Bağdat'ta ikisi polis 4 kişi öldürdüğünü söyledi. Başkent Bağdat'ta ise bazı televizyon kanalları saldırıya uğradı. Dicle kanalı, NRT kanalı, merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan El Arabiye kanallarına düzenlenen saldırıda binaları basan silahlı gruplar malzemeleri kullanılmaz hale getirdi. Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde ise göstericiler bazı siyasi partilerin ofislerini ateşe verdi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ise itidal için her yolu deniyor. Önceki gece yaptığı açıklamada önümüzde devlet ve devletsizlik seçenekleri bulunuyor. Biz devlet inşa etmek istiyoruz diyen Abdülmehdi, halka bir kez daha seslenerek kabine revizyonu olacağını ve dar gelirli Iraklılara temel gelir sağlayacaklarını duyurdu. Gösterileri yatıştırmaya çalışan Irak hükümeti gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda geliri düşük ailelere ağırsa Basra'da evsizlere 17 bin konut verilmesi, işsiz 150 kişiye 3 ay boyunca aylık 147 dolar maaş bağlanması gibi kararların yanı sıra protestolarda hayatını kaybedenlerin şehit olarak kabul edilmesi ve bütün haklarının tanınması gibi kararlar aldı. Irak Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi de yetkili makamların göstericilerin taleplerini yerine getirmemeleri durumunda sokaklara inerek halk protestolarına katılma sözü verdi. Birleşmiş Milletler'dense Irak'taki gösterilerde şiddete yönelik uyarı geldi. Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde şiddete başvuranlardan hesap sorulmalı açıklaması yaptı. İsrail askerleri Gazze sınırında geçen yıl Mart ayından bu yana düzenlenen büyük dönüş yürüyüşü gösterilerinde 326 Filistinliyi şehit etti. El Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada Mart 2018'den bu yana düzenlenen gösterilerde 326 Filistinlinin şehit olduğu, 9243'ü gerçek mermiyle olmak üzere 18460 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada gerçek mermiyle yaralananlardan 2000'inin çocuk, 184'ünün kadın olduğu bilgisi paylaşıldı. Barışçıl gösterilere katılanların İsrail askerlerinin kurşunlarını hedef olmasının kınandığı açıklamada, uluslararası camianın tüm bu olanlara sessiz kalması ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmemesinin bu cinayetleri işleyenleri cesaretlendirdiği ifade edildi. İnsan Hakları Merkezi uluslararası camiaya İsrail güçlerinin işlediği ihlallerin önüne geçilmesi ve bu suçları işleyen İsrail askerlerinden hesap sorulması için harekete geçme çağrısı yaptı. Filistinliler 30 Mart 2018'den bu yana Gazze şeridinin doğusundaki İsrail sınırında her cuma Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. Yurda dönelim şimdi sayın seyirciler. Artvin'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı. Yeni Yol Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası dereden taşan su Mehmet Kasımoğlu'na ait evin bahçesine doldu. Panik yaşayan aile durumu jandarmaya bildirdi. Evde bulunan Kasımoğlu, eşi ve engelli kızı AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarılarak sedye ile evlerinden çıkarıldı. Borçka Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi akrabalarının evine yerleştirildi. Manşet turuyla devam ediyoruz gündeme sevgili seyirciler. İlk gazetemizde Milat. Milat gazetesiyle başlıyoruz. Mehmetçik Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için tetikte. Pınar, Akacak,
ABD bakacak manşetini görüyoruz Milat gazetesinde. Hemen ayrıntılara bizler de birlikte bakalım sayın seyirciler. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nın ardından Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının an meselesi olduğu söyleyen uzmanlar, ABD'liler kendi üstlerinde oturup Mehmetçi'yi izleyecek. ABD'nin Suriye'deki oyalama taktiği gütmesi ve PKK'ya binlerce tır silah göndermesi bardağı taşırdı. Erdoğan'ın operasyon sinyali olarak yorumlanan açıklamaları değerlendiren uzmanlar, Türkiye Barış Pınarı operasyonuyla bekasına yönelik oluşumları yok edecek. Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Topakoğlu, Türkiye'nin ABD, AB, NATO, Rusya, İran, Irak, Suriye rejimi ve Birleşmiş Milletler nezdinde bütün diplomatik faaliyetler yerine getirdiğini vurgulayarak ekledi. Şimdi ABD olmadan Barış Pınarı harekatıyla güvenli bölgeyi kuracağız. Güvenlik ve terör uzmanı Doktor İmbat Muğlu, Fırat'ın doğusunda bir terör koridoru oluşmasını engellemek artık beka meselemizdir. Türkiye barış ve huzur olsun diye daha 2011'de bile güvenli bölge önerisini sunmuştu. Türk ordusu bu harekattan geri adım atmayacaktır dedi, diyor Milat gazetesinin manşet haberi bizlere sevgili seyirciler. Hemen alt başlığa uzanalım. Vahşetin 5. yılı haberine göz atacağız sevgili seyirciler. HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle YPG-PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği vahşi eylemlerde 33 kişi hayatını kaybetti. 5 yıl önce gerçekleşen vahşete ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşı PKK'lıların silah, taş, topa ve bıçaklı saldırısına uğradığı sığındıkları binanın 3. katında linç edildi. Teröristler Yasin ve arkadaşlarını yakarak arabayla üzerlerinden geçti, diyor Milat gazetesinin haberi bizlere. Hemen yan başlığa da göz atalım Milat gazetesinde. Her teröristin arkasında ifadesini görüyoruz. PKK'yı silaha boğan ve FETÖ elebaşını koynunda saklayan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de terbiyesizliği sürdürdü. Elçilik FETÖ firarisinin Bahçeli aleyhindeki paylaşımını beğendi, diyor yine Milat'ın haberi bizlere sevgili seyirciler. Star gazetesiyle devam edelim manşet turumuza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü programda konuştuğu açıklamalara yer verilmiş "zaferden şüphemiz yok" ifadesini görüyoruz Star gazetesinde. Hemen haberin ayrıntılarına bizler de bakalım. Başkan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekat öncesi son mesajını verdi. Zaferle değil, seferle mükellefiz. Eyvallah ama inşallah zaferlerimizden de şüphe duymuyoruz. Neymiş, güvenli bölgeyi ABD planlamış. Olayın Erdoğan'la bir alakası yokmuş. 5-10 seneyi bile okumaktan aciz zavallı bunlar. Bu ana muhalefetin atıkları böyle. Obama döneminde güvenli bölgeyi şahsım teklif etti. Sayın Trump da Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama ona rağmen yanındakiler bu talimata hala uymuş değiller. Ne yazık ki YPG-PKK terör örgütleri burada hala cirit atıyorlar. Irak üzerinden 30 bin tır, silah ve mühimmat yüklü araçlar kime, niçin geliyor? Bunun hesabını sormak bizim hakkımızdır. Zira burada 911 kilometre sınır boyu bize ait. Biz burada sınırız. Ona göre de bütün hesabımızı yapmak durumundayız. Tedbirimizi buna göre almak durumundayız, diyor Star gazetesinin manşeti bizlere sevgili seyirciler. Hemen sür manşete doğru uzanalım. Üst başlıkta Etnospor yüz binleri ağırladı ifadesi var Star gazetesinde. Ona da birlikte göz atalım hemen. Etnospor Kültür Festivali dolu dolu geçen 4 gününün ardından muhteşem bir finalle noktalandı. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın sloganıyla düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali dolu dolu içeriğiyle takdir topladı. Festivalde Arjantin'in geleneksel sporu patonun yanı sıra okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, maz güreşi, mangala, aşık katma, atlı cirit olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sergilendi. Dev organizasyonla yüz binlerce çocuğa ulaşıldı, diyor yine Star gazetesinin haberi bizlere sevgili seyirciler. Yavuz 7. bölgede sondaja bugün başlıyor haberini görüyoruz Star gazetesinde alt başlıkta.
Hemen ona da birlikte göz atalım. Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz, Kıbrıs'ın güneyindeki aramalar için yeniden start veriyor. Cumartesi günü Güzelyurt 1 lokasyonuna ulaşan Yavuz sondaj çalışmalarına bugün başlayacak. Rum kesimi Yavuz'un arama yapacağı 7. bölgeyi hukuk dışı olarak kendi münhasır alanına dahil göstermişti. İfadelerine yer verilmiş yine Star gazetesinde sevgili seyirciler. Diriliş Postası gazetesiyle devam ediyoruz manşet turumuza. Dünyayı daha güvenli yapacağız diyor Diriliş Postası gazetesinin manşeti bizlere. Haberin ayrıntılarına birlikte bakalım. Başkan Erdoğan Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekata ilişkin. Ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı daha güvenli, daha huzurlu hale nasıl getirebiliriz? Ona bakacağız. Zaferle değil, seferle mükellefiz dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasında sınır ötesi harekata değindi. Erdoğan, Trump bizim dediğimiz noktaya geldi ve ardından da Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama Trump'ın yanındakiler bu talimata hala uymuş değiller. Ne yazık ki PKK, PYD ve YPG gibi terör örgütleri burada cirit atıyorlar. Burada 911 kilometre sınır boyu bize ait. Biz burada sınırız, ona göre de bütün hesabımızı yapmak durumundayız. Tedbirimizi buna göre almak durumundayız diye konuştu. Biz işimize bakacağız, Türkiye için ne yapabiliriz ona bakacağız diye konuşan Erdoğan, ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı daha güvenli, daha huzurlu ve daha müreffeh hale nasıl getirebiliriz ona bakacağız. Zaferle değil, seferle mükellefiz. Eyvallah ama inşallah zaferlerimizden de şüphe duymuyoruz ifadelerini kullandı diyor Diriliş Postası gazetesinin manşeti bizlere. Hemen alt başlığa uzanalım gazetede. Savaş çıkarsa Yunan tarafındayız ifadesini görüyoruz Diriliş Postası gazetesinde sevgili seyirciler. Ayrıntılara hemen birlikte bakalım. Suriye'de PKK-YPG güçlerine maddi ve manevi tam desteği veren ABD'deki FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesi için hiçbir adım atmayan Washington, şimdi de Türk-Yunan anlaşmazlığı konusunda tavrını Yunan tarafından yana açıkça koydu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2 günlük Yunanistan ziyaretinde çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye, Yunan topraklarına adım atarsa ABD'nin tavrı ne olacak şeklindeki soruya Pompeo, kimsenin şüphesi olmasın ki egemen bir devletin egemenlik haklarını ve uluslararası hukuku korumak için elimizden geleni yapacağız diyerek tavrını net bir şekilde Atina'dan yana koydu diyor yine Diriliş Postası gazetesinin haberi bizlere. Ama böyle demiş Mike Pompeo ama sayın seyirciler güvenilir mi peki Amerika Birleşik Devletleri'ne? Tabii ki güvenilmez. Nereden biliyoruz? İşte biraz önce bizler de aktardık. Güvenli bölge konusunda müşterek harekat planları kuruldu, harekat merkezleri kuruldu. En sonunda bugün sabah saatlerinde gelen bir açıklama Beyaz Saray'dan denildi ki Amerika Birleşik Devletleri bu operasyonda olmayacak. Türkiye kendi başına yol alacak dedi bir nevi. İşte görüyorsunuz Amerika'nın tavrını soranlara bunu göstermek bile yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Geçelim başka bir habere. HDP'ye evlat katili tepkisi haberine yer verilmiş. Bizler de hemen bakalım. Daha kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen annelerin oturma eylemi 35 gündür sürüyor. Çocuklarının daha kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren evlat nöbetindeki anneler partililere tepki gösterdi. Oturma eyleminde yer alan anneler il binasına giren HDP'lilere evlat katilleri diye bağırdı. Güvenlik güçlerinin sakinleştirdiği ailelerden oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmuz Kaya, evladını istediğini belirterek parti binasına girmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik ve arbede sırasında iki anne sinir krizi geçirdi diyor Diriliş Postası gazetesinin haberi bizlere. Ve Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz manşet turumuzun sevgili seyirciler. Erdoğan'dan fitne uyarısı manşetini atmış bugün Türkiye gazetesi. Hemen bizler de ayrıntılara birlikte bakalım. Cumhurbaşkanı Kızılcahamam'da kritik tespitlerde bulundu. Geleceğe dair mesajlar verdi. Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm. Fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar. Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olunca her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizmayla bunun alıcısı bir kesim mevcut.
Türkiye gelecek yarım asrın belirleyicisi olarak olacak bir dönemden geçiyor. Milletimiz bizden iç meselelerimizle uğraşmamamızı değil, ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmamızı bekliyor. AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemizde o kadar güçlüdür ifadelerine yer verilmiş yine Türkiye Gazetesi'nde. Hemen yan başa uzanalım. Müttefikten yeni skandal, hain like diyor gazetenin haberi bizlere. ABD Büyükelçiliği FETÖ firarisinin skandal mesajını beğendi. Türkiye tepki gösterince özür diledi. FETÖ firarisi Ergun Babahan, MHP lideriyle ilgili Türkiye halkları Bahçelisiz bir siyaset dönemine hazır olmalı diye bir tweet attı. ABD Büyükelçiliği mesajı beğendi. MHP ayağa kalktı. Dışişleri maslahat üzeri bakanlar çağırdı. Büyükelçilik özür diledi. AK Parti'den gerenin yapılmasını bekliyoruz. Açıklaması geldi diyor Türkiye Gazetesi'nin haberi bizlere. Albaydan itiraf, rütbemi FETÖ taktı ifadesi var, başlığı var. Ona da bakalım hemen. FETÖ'den gözaltına alınan emekli albay İbrahim A. itirafçı oldu. Örgütle Kuleli Askeri Lisesi'nde tanıştım. 1998'de üsteğmen oldum. Örgüt imamı beni Altunizade'deki dershanede elebaşı Gülen'le görüştürdü. Gülen rütbemin birinci omzuma taktı, birini omzuma taktı. Sonra alnımdan öpüp TSK göz bebeğim aynı yolda devam et dedi diyor yine Türkiye Gazetesi'nin haberi bizlere. Analar evlat nöbetinde dik durun çocuklar başlığını görüyoruz sevgili seyirciler Türkiye Gazetesi'nde, ona da bakalım. Tehditlere rağmen HDP'nin önünden ayrılmayan aileler, hepimizin derdi aynı. PKK HDP'yi bitirirsek geleceğimiz de güzel olacak deyip dağdaki çocuklarına seslendi. Dik durun devletimiz arkanıza diyor Türkiye Gazetesi'nin haberi bizlere. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz manşet turumuza. Skandal değil, açıkça tehdit diyor Yeni Şafak gazetesi manşetinde sevgili seyirciler. Ayrıntılara birlikte bakalım kısaca. ABD Büyükelçiliği FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Twitter'da Bahçeli'nin sağlığına gönderme yaparak yazdığı "Türkiye halkları Bahçelisiz bir siyaset dönemine hazır olmalı" mesajını beğendi. MHP liderinin ölümünü temenni eden ve Türk siyasetini tehdit eden elçilik Ankara'yı ayağa kaldırdı diyor yine Yeni Şafak gazetesinin manşeti bizlere. Üst başlığa uzanalım, daha yapacak çok şey var ifadesini görüyoruz. Trump'la Washington'da görüşecek ifadesi de var aynı zamanda. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partililere fitne uyarısı yaparak fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar. Yapmamız gereken şey işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim yapacağımız çok şey var dedi. Kızılcahamam'daki istişare toplantısının kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Türkiye gelecek yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor. Göğüsleyip boşa çıkardığımız her saldırı ülkemizi daha da güçlü hale getirmiştir diyor Yeni Şafak gazetesinin haberi bizlere sevgili seyirciler. %68'i ankesör kullanmış haberi var. Ona da bakalım hemen. Ankesör soruşturmasında önemli verilere ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 25 Eylül 2019'da İstanbul Emniyeti'ne bir yazı göndererek İstanbul'da 15 Temmuz'a katılan 1649 şüpheliden kaçının ankesörlü telefonla haberleştiğinin tespit edilmesini istedi. Gelen cevapta 1131'inin mahrem imamlarla görüştüğü belirtildi. Bu %68,5'luk bir orana tekabül ediyor diyor Yeni Şafak gazetesinin haberi bizlere. Güneş gazetesiyle devam ediyoruz manşet turumuza. Manidar zamanlama diyor Güneş gazetesi. Bu ifadeyi manşetine taşımış bizler de hemen ayrıntılarını birlikte bakalım. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve güvenli bölge kararlılığından geri adım atmaması üzerine Pensilvanya'daki tetikçi yeniden devreye sokuldu. ABD Büyükelçiliği FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Bahçelisiz siyaset paylaşımını beğenerek mesaj verdi. Ankara'nın skandal beğeniye tepkisi çok sert oldu. Bahçeli'nin Cuma günkü Kılıçdaroğlu milli meselelere sırtını dönerek PKK'dan medet umar hale gelmiştir çıkışının ardından
FETÖ'cüler sosyal medyada MHP liderini hedef aldı. O isimlerden biri olan Firari Ergun Babahan'ın Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı mesajı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi hesabı tarafından da beğenildi diyor yine Güneş gazetesinin manşetteki haberi bizlere sevgili seyirciler. Ve gazetede son olarak da alt başlıktaki o habere çocukların ortasında düello haberine bakalım sevgili seyirciler. Şişli'de iki grup güpegündüz çevredeki çocukları aldırış etmeden birbirlerine kurşun yağdırdı. Sokakta karşılaşan iki çete silahlı çatışmaya girdi. Çocuklar kurşunların ortasında kaldı. Kendilerini korumaya çalışarak sağa sola kaçışan çocuklar yara almadan kurtulurken kahvehane işletmecisi Hüseyin A. yaralandı. Bir süre çatışan taraflar daha sonra kaçtı diyor yine Güneş gazetesinin haberi bizlere. Evet, bu bilgiyle manşet turumuzu burada noktalayalım. Diğer haberlerle gündeme devam edelim. Camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde 90 bin camide fidan dikme seferberliği başlatıldı. Başkenti Ankara'da Abdülkerim Kuzu Camii'nde düzenlenen fidan dikme programına ise Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş da eşlik etti. Türkiye'nin ağacı olan ihtiyacını belirten Başkan Erbaş, camilerin hayatla iç içe olmasının da önemine dikkat çekti. Önce namaz kıldılar, sonra fidan diktiler. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu kıyameti kopacağına dair bilseniz elinizdeki fidanı dikin emrini yerine getirdik. Camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle Türkiye genelinde 90 bin camide fidan dikme seferberliği başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl cami hayatın içinde, hayat caminin içinde temasıyla düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerinde Türkiye genelinde 90 bin camide fidan dikme seferberliği başlatıldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içinizden her biri kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin buyuran bir peygamberimiz var. Bu kadar ağaca, yeşile önem veren bir dinin mensuplarıyız. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş etkinliğe başkent Ankara'da eşlik etti. Abdülkerim Kuzu Camii'nde düzenlenen fidan dikme programında konuşan Başkan Erbaş, önce sabah namazını kıldırdı, sonra cami bahçesinde cemaatle birlikte fidan dikti. 1-7 Ekim arası değerlendirdiğimiz camiler ve din görevlileri haftasında tema olarak cami ve hayat konusunu belirledik. Bununla ilgili ülkemiz genelinde camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, cami içi ve cami dışı pek çok yerde camilerin daha fonksiyonel halde değerlendirilmesi noktasında programlar yaptık. Bu programlarımızı bugün inşallah camilerimizin yakın yerlerinde, ihtiyaç olan yerlerde fidan dikerek taçlandırıyoruz adeta. Başkan Erbaş, Türkiye'nin ağaca ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek camilerin hayatla iç içe olmasının önemine değindi. Ülkemizin gerçekten ağaca, fidana ne kadar ihtiyacı olduğunu bilerek farkındalık oluşturmak, hem ağaç dikmeye, fidan dikmeye milletimizi teşvik etmek, hem de cami ve hayatın ne kadar iç içe olduğu, camisiz bir hayatın düşünülemediği, bütün bu anlayışların camilerimizin kürsülerinden, minberlerinden milletimizle paylaşılması gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bugün 90 bin camimizden belki yüz binlerce vatandaşlarımızla birlikte yüz binlerce fidanı dikmiş olacağız. Bu da ülkemizin
geleceğinde daha çok yeşil olması, daha çok ağaca sahip olması noktasında bir teşvik olacak. Dikmiş olduğumuz bu fidanlarla memleketimizi payidar eyle Allah'ım. Önce İzmir, ardından Ege, şimdi de Avrupa'da derece alan bir Kur'an bülbülünün haberiyle devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında İzmir ve Ege bölgesi birinciliklerini elde eden, ardından da ülkemizi Hırvatistan'daki Uluslararası Avrupa Kur'an-ı Kerim yarışmasında temsil eden Enes Kaput buradan ikincilikle döndü. Sözlerin en güzelini ezberledi. Ülkemizi temsil ettiği yarışmada ikinci oldu. Enes Kaput, Aydın'da ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kestane Pazarı Hatay Kur'an kursundaki eğitimlerini beraber yürüttü. Hedefinde hafızlık vardı. Katıldığı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında İzmir ve Ege bölgesi birinciliklerini elde etti. Ardından da Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı'nca geçen yıl düzenlenen yarışmada da Türkiye birincisi oldu. Lehum fid dünya hizyun ve lehum fil ahireti azabun azim. Kaput bununla da yetinmedi. Hırvatistan'da düzenlenen 26. Uluslararası Avrupa Kur'an-ı Kerim yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ikincisi oldu. Bana bunu gösterdiği için binlerce kez şükrediyorum Rabbime. Allah'a şükür gittik orada ülkemizin ismini duyurduk. Dereceye girdik. Yani Rabbim bize bir ikincilik nasip etti. Bu ismim açıklandığında gerçekten çok duygulandım. Çok mutlu oldum. Annem babam aklıma geldi. Beni yetiştiren hocalarım aklıma geldi. Yani orada hele yani bayrağımızın ismini duyurmak, Türkiye'mizin ismini duyurmak benim için bambaşka bir duyguydu yani. İzmir Karabağlar Esendere Camii'ndeki müezzinlik görevine devam eden Enes Kaput, dünya cünlü hafızlardan İsmail Biçer, Bünyamin Topçuoğlu, Erhan Meti gibi hocaları çokça dinlediğini ve onlardan etkilendiğini anlatıyor. Hafızlık tabii emek isteyen bir, meşakkatli bir yol. Çok emek isteyen bir iş. Kur'an'ı baştan sona ezberliyorsunuz. Ama tabii ezberlemek isteyene, canı gönülden ezberlemek isteyene Rabbim yani onun yanında oluyor. Onun velisi oluyor, onun yardımcısı oluyor. Ona yardım ediyor. Bedi'us semavati vel ard. Kur'an bülbülümüzü bizler de tebrik edelim. Başarılarının devamını dileyelim sevgili seyirciler ve geçelim Safranbolu'ya. Safranbolu denince aklımıza konakları, hanları ama en çok da camileri gelir. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve korumanın başkenti unvanına sahip olan Karabük'ün Safranbolu'daki tarihi camiler ilçenin sembolü kabul edilirken yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Hanlar, hamamlar, konaklar ama en önemlisi asırlık camiler. UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kentten biri olan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Osmanlı döneminden kalan asırlık camiler ilçenin sembolü kabul edilirken yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı. Safranbolu'daki 1700 taşınmaz kültür varlığı içerisinde camiler 40 sayısıyla %2'lik bir bölümü oluşturuyor. Safranbolu'da 16. 17. 18. 19. ve 20. yüzyıldan bize armağan olarak kalan camiler isimleriyle, güzellikleriyle, estetikleriyle göz bebeğimiz.
Minarelerinden kubbelerine, işlemelerine kadar birçok özelliğiyle ön plana çıkan camiler, yapılış hikayeleri ve farklı mimarileriyle de merak uyandırıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz Köprülü Mehmet Paşa Camii bir yerleşke şeklindedir. Sağında muvakkithane binası vardır. Şadırvan, abdesthane, bahçesindeki medreseyle ve önünde bulunduğumuz güneş saatiyle tarihin tanığı. Kimisinin içerisinde külliye mevcut, kimisinin altından dere geçiyor. Caminin her yere yapılabileceğinin göstergesi olan bu eserlerin hepsi birbirinden özel. Burada coğrafyanın her yerinde caminin her yere yapılabileceği duygusunu çevre korumacılığı ilişkin özel bir yaklaşım. Ecdadın Safranbolu halkına yadigarı ve bu eserlerin korunması, gözetilmesi ve iyi hizmet sunması konusunda elimizden gelen çabayı harcamamız gerekiyor. Korumanın başkenti unvanını taşıyan Safranbolu'da birçok cami tarihi ışık tutuyor. Amaçsa inşasının üzerinden yüzyıllar geçse de bu nadide eserleri ilk günkü gibi koruyarak gelecek kuşaklara aktarabilmek. Aslında bu konuda yapmamız gereken vakfiyenin öngördüğü bize söylenen buyrukları yerine getirmek. Vakfiyedeki şekil şartlarıdır. Vakfiyedeki şekil şartlarına biz uyalım, görevimizi yapmış oluruz. Şimdi de sizleri 8000 kilometre uzakta olmasına rağmen gönül coğrafyamızın yanı başındaki bir ülkeye, Senegal'e götüreceğiz. Başkent Dakar'daki Ulu Cami'nin müezzini Muhammed Yusuf Bağ tam bir Türkiye sevdalısı. Türkiye'de eğitim gören Yusuf'un hedefi yine Türkiye'de ilahiyat eğitimi almak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. 4 yıl Dakar Ulu Camii'nde gönüllü olarak müezzinlik yaptı. Hayırseverlerin desteğiyle geldiği Türkiye'de çeşitli eğitimler aldı, tam bir Türk dostu oldu. Benim adım Yusuf Bah. Bir ay önce Türkiye'den geldim. Türkiye'de İstanbul'da oturdum. Türkçe 10 ay Türkiye'de öğrendim. Sonra Senegal'a döndüm. Muhammed Yusuf Bah, Senegali bir müezzin. Ülkesine döndüğünde görevini sürdürdü. Tabii Türkiye'ye olan bağını da devam ettirdi. İstanbul havası ve hayat çok güzel. Türkiye yani insanları Afrikalılar çok seviyorlar. Çok güzel bir hayat yani. Yusuf özellikle de Türkçeyi unutmamak için sık sık pratik yapmaya çalışıyor. Türkçe unutmak için Türk filmleri izliyorum ve arkadaşlarım Türkler, onlarla Türkçe yani konuşuyorum. Senegalli Yusuf, Türkiye'de Türkçe eğitiminin yanı sıra hadis ve Kur'an-ı Kerim dersleri de aldı. Kur'an ve hadis, hepsi yani Türkiye'de öğrendim. Şimdi bu eğitimlerle edindiği birikim ve tecrübeyi ülkesindeki Müslümanlara aktarıyor. Kur'an öğretiyorum. Yusuf Bağ'ın şimdiki hayali ise yine Türkiye'ye dönüp ilahiyat eğitimi alarak bu alanda kendisini daha donanımlı hale getirmek. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Basında Diyanet'te devam ediyoruz. Gündeme Yeni Akit gazetesiyle başlıyoruz turumuza. Kıyamet kopuyor olsa da elinizdeki fidanı dikin ifadesini görüyoruz, haberini görüyoruz Yeni Akit gazetesinde. Ayrıntılara hemen birlikte bakalım. Diyanet İşleri Başkanlığı, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla bütün camilerde sabah namazını müteakip cemaatle birlikte fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Abdülkerim Kuzu Camii'ndeki fidan dikme etkinliğine katılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, bu yıl farkındalık oluşturmak amacıyla cami ve hayat sloganıyla ülke genelindeki birçok camide sabah namazının ardından cemaat ve din görevlilerinin birlikte fidan diktiğini söyledi. Erbaş, Peygamberimiz içinizden her biri kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin buyuruyor. Bu kadar ağaca ve yeşile önem veren bir dinin mensuplarıyız. İşte bu farkındalığı oluşturmak için bugün bütün ülkemizde hocalarımız cemaatleriyle birlikte uygun yerlere fidan dikecekler ifadelerini kullandı diyor Yeni Akit gazetesinin haberi bizlere. Diriliş Postası gazetesiyle devam edelim. Basında Diyanet turumuza Şırnak'ta 13 hafıza icazet töreni
Şırnak'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 13 kişi için tören düzenlendi. Şehri Nuh Mahallesi Mehmet Emin Acar Kur'an Kursu'nda düzenlenen programda eğitimlerini tamamlayan 13 hafız Kur'an-ı Kerim okudu ve İl Müftülüğü İlahi Grubu çeşitli ilahiler seslendirdi diyor. Yine Diriliş Postası gazetesinin haberi bizlere sevgili seyirciler. Bu haberle birlikte gündeme bugün veda ediyoruz. Yarın sabah saatler 09'u gösterdiğinde bizler yine bu ekranlarda olacağız. Sizi de bekliyor olacağız efendim. Hayırlı bir gün olsun sizin için. Hoş kalın, hoşça kalın.